Hatay Samandağ'dayız. Samandağ, Antakya ile birlikte depremden en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor Hatay'da. Ve Samandağ'da özellikle devlet otoritesi, kamu otoritesi tamamen çökmüş durumda. Tüm kurumlarla burada yeniden kamu otoritesinin sağlanması lazım. Halkın çok ciddi endişeleri, çok ciddi tepkileri var. Birinci öncelik çadır. Bu çadırların çadırken şeklinde de olabilir ama küçük çadırlar halinde mahallelere de kurulması önemli. Ama çadırların elektrik ihtiyacının, kentin elektrik ihtiyacının bir an önce karşılanması lazım. Bunun için elektrik mühendisleri odasının AFAD'a yaptığı başvuru reddedilmişti. Bunu kabul etmiyoruz. Bunun derhal elektrik mühendisleri odasının devreye alınması, kente elektrik verilmesi, kısmi olarak çadır kente ve çadırlara elektrik verilmesi lazım. Ama ilk önce çadırların kurulması lazım. Enkazı kaldırmak için hem ekipman hem araç gereç, vinç eksikliği var, hem personel eksiği var. Depremin dördüncü gününde bu kadar eksik araç gereç ve personelle çalışılan bir başka yer yok. Buna müdahale edilmesi gerekiyor. Gıda sorunu var, ilaç sorunu var, sahra mutfaklarının kurulması, sahra hastanesinin kurulması, seyyar eczanelerin kurulması gerekiyor. Ayrıca önemli bir salgın tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bunun sebebi de tuvaletlerin kullanılamaz halde olması, evlere girilememesi ve seyyar tuvaletin hiç olmaması. Bir an önce seyyar tuvaletler bölgeye sevk edilmediği takdirde salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yardımlar geliyor, tırlar geliyor ama şehrin içinde trafik tamamen tıkanmış durumda. Bu yüzden tırların dışarıda bekletilip içeriye nakil araçlarının çalışması lazım. Bunun için de ufak, hızlı, kolay yüklenebilir nakil araçlarına ihtiyaç var. Samandağ'da duyduğumuz en önemli sistem, bizi unuttunuz, bizi ihmal ettiniz, bizi görmezden geldiniz. Samandağ'ın görülmeye, duyulmaya ve buraya artık el uzatılmasına ihtiyacı var.